Merhaba arkadaşlar. 6. sınıfın ilk konusu sözcükte anlam konusuyla ilgili soru çözümüne başlıyoruz. Birinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? A. O çocuk askerden gelince duruldu. Burada mecaz anlam vardır, sakinleşti anlamı var. B. Bu işleri benim başıma sen sardın, bela ettin anlamı. D şıkkında Ayşe son günlerde dersi biraz serdi, yani derslere gereken önemi vermedi anlamı vardır, mecazdır. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Çiçekleri dikmek için bahçeye toprak taşıdık. Taşıdık kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır. Beni başarıya götürecek yolun üzerinde yan anlamlı sözcük bulunan bir cümle yazılıdır. Buna göre Beren kaç numaralı yoldan gitmelidir? 1. Adamın saçı toprağa bulandı. 2. Çocuğun yüzü kıpkırmızı olmuştu. 3. O zamanlar zevkle çalışıyorduk. 4. Kapının kolunu değiştirdim. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Kapının kolu burada yan anlamda kullanılmıştır. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Kaçırmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu sabah vapuru kaçırdım cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? A. Bahçedeki köpeğimi kaçırmışlar. B. Otobüsü kaçırınca dolmuşa bindim. C. Bu musluk su kaçırıyor. D. Elimdeki fırsatı kaçırdım. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Otobüsü kaçırdım. Yukarıdaki cümledeki anlamıyla, yani yetişemedim anlamıyla kullanılmıştır. Bu cümledeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır? Üçgen, Atatürk'ün türettiği bir sözcüktür. Üçgen burada bir geometri, yani bir bilim kavramı olarak kullanıldığı için terim anlam olarak kabul ederiz. Cevabımız D şıkkıdır. Dağıldı sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde karışık duruma gelmek, düzeni bozulmak anlamında kullanılmıştır? A. Kardeşimin gelişiyle ailedeki hüzün dağıldı. B. Küçük çocuğun oyuncakları etrafa dağıldı. C. Saçları rüzgarda dağıldı. D. Atamaların sonuçlanmasıyla öğretmenler ülkeye dağıldı. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Saçları rüzgarda dağıldı, karıştı, bozuldu anlamı katmıştır. Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Tırtıllar birçok hayvanın besin kaynağıdır. Ancak onların korunmalarını sağlayan bazı ilginç özellikleri vardır. Örneğin bazıları başlarını şişirir ve yılan gibi görünür. Bazılarının bedenlerinin uç kısımlarında göze benzer şekiller vardır. Böylece büyük bir hayvanmış izlenimini verir. Bazıları da kötü bir koku salgılar. Bu onları kuşlara ve böceklere av olmaktan korur. A şıkkına bakalım. Tırtılların bulunduğu yerler. B. Tırtılların özellikleri. C. Tırtılların beslenme şekli. D. Tırtılların üreme şekli. Yukarıdaki metinde tırtılların özelliklerinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamda kullanılmamıştır? A. Yüzünde çiller belirmeye başlamıştı. B. Kağıthane sırtlarına taşınmaya karar verdiler. C. Sallanan sandalyenin ayağını tamir etti. D. Yolun ağzında kaza olmuştu. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Burada yüzünde sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır. Bu konuşmadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Bu evi hatırı sayılır bir paraya satın aldık. A. Çok fazla. B. Değersiz. C. Çok az. D. Yetersiz. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Hatırı sayılır çok fazla anlamı katmıştır. Bu metne göre insanı mutlu eden işlerin ortak yanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hepimiz mutluluğa ulaşmayı isteriz fakat bunu başarmanın kolay olmadığına inanırız. Bir gazetenin düzenlediği yarışmada okuyuculara şu soru yöneltildi. Dünyada en mutlu insan kimdir? Ödül alan 3 cevapta düşündürücüydü. Tehlikeli bir ameliyatı başarıya ulaştıran doktor, iyi yapılmış bir işten sonra gülümseyen kimse,
Deniz kıyısında kumdan güzel kaleler yapan küçük çocuklar. A şıkkı, malla mülkle ilgili olmayışları. Bu anlam var. B, kolay ve çabuk yapılmaları. C, iyi yapılmış olmaları. D, yaşamımızda yer almaları. Burada ortak olarak ulaşamayacağımız şey kolay ve çabuk yapılmalarıdır. Cevabımız B şıkkıdır. Bu şiirdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamlıdır? Mecaz anlam gerçekle hiçbir ilgisi olmayan anlamdı. Artık güneş doğuyor. Kollarım ve bacaklarım üzerinde rengarenk mayon, kumda çıplak ayaklarım. Bu şiir metinde arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkıdır. Birinci sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır. Bu cümleyi gösteren ok işareti kırmızı ile belirtildiğinde şeklin görünümü aşağıdakilerden hangisi olur? Ok işaretiyle gösterilen cümlelerin birinde altı çizili sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır. Bakalım. Her tarafı bir sessizlik kaplamıştı. Burada gerçek anlam vardır. Çok geniş bir insandır. Hiçbir şeyi umursamaz. Geniş, rahat anlamında kullanılmış. Yani gerçekle bir ilgisi yoktur. Yorganı üstüne çekip hemen uyudu. Evin duvarlarını maviye boyadılar. Doğru cevabımız B şıkkıdır. İkinci ok bu şekilde gösterecek arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur? A. Dişçiye gidip dişime köprü yaptırdım. Burada köprü terim anlamda kullanılmış. Bu şiir hece ölçüsüyle yazılmış. Hece ölçüsü terim anlamlıdır. Bu açıdan bakarsan yanılırsın. D şıkkı son dakikada atılan gol tüm hesapları alt üst etti. Burada gol terim anlamda kullanılmıştır. Cevabımız C şıkkıdır. Burada açı farklı düşünce anlamında kullanılmıştır. Matematikteki açı olarak kullanılsaydı terim anlam olarak kabul ederdik. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Küçüklerini sevmeli, büyüklerini saymalısın. Saymak sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu konuşmadaki anlamıyla kullanılmıştır? A. Çoban koyunları tek tek saydı. B. Kalemleri sayıp kalemliğe koydu. C. Çocuklar tatil için gün sayıyor. D. Öğrenciler öğretmenlerini her zaman sayarlar. Doğru cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. Burada saygı göstermek anlamında kullanılmıştır. Evet arkadaşlar, sözcükte anlam konusuyla ilgili ilk testimiz bu kadar. Bir sonraki testte görüşmek üzere.